Merhaba arkadaşlar. Birinci dersten 14. derse kadar olan derslerin içerisindeki yer alan kaidelerle alakalı olan derslerimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Burada ve, e, en ön takılarını bir de ve'nin telaffuzunu göreceğiz. V Belirli olan, bilinen isimlerde kullanılır. Türkçede gerçi bu belirli belirlik takısı olmadığı için biz mesela e, ev dediğimizde ya veya e, oğlan dediğimizde, e, çocuk dediğimizde, e, boy veya car araba dediğimizde belirli olaraktan belirsizliği de e ile e, bir ile gösteririz. Bir araba, bir araba araba şeklinde. Fakat İngilizcede belirli bilinen konusu geçen bir isim varsa the boy diyoruz mesela the car, the dog eğer belirli değilse, bilinmeyense herhangi bir e, oğlan, herhangi bir araba herhangi bir e, köpekten bahsediyorsak o zaman da a boy, bir e, oğlan a car, bir araba herhangi bir araba, a dog herhangi bir köpek şeklinde evet, the boy, a boy the car, a car The dog, a dog. Bir de bu belirlik takıları, e, çoğullarda da kullanılır. The boy olan, the boys olanlar. The car, araba. The cars, arabalar. The dog, e, köpek. The dogs, köpekler. A boy, burada e, belirli değil, bilinmeyense, belirsizse a boy bir herhangi bir e, olan. Boys, herhangi olanlar dediğimizde burada bir kullanmıyoruz tabii ki a car bir herhangi bir araba bir araba cars herhangi arabalar yani burada eğer belirli takısı yoksa ne ne de v varsa çoğul olaraktan bu belirsizdir cars herhangi arabalar a dog bir köpek herhangi bir köpek dogs herhangi köpekler Evet. Burada the'nin telaffuzuna bakalım. Burada e, sessiz olanlarda the boy, the car, the dog diyoruz. The şeklinde. Fakat sesli burada a, e, i, u, o ile başlıyorsa e, the'den sonra gelen kelime the değil the diyoruz. The airport. The airport. The airport şeklinde. The airport. Burada da Uh, the bus station, the airport, the bus station, the airport şeklinde. A bus station, uh, an airport'a baktığımızda da birisinde e, birisinde en, ikisi de bir demektir. Yani burada şuradaki konumu en de ifade eder. Niye en denmiş? Burada da uh, sesli harflerle başlarsa bir kelime en olaraktan bunu okuruz. An airport, a bus station, an airport. Evet. Burada sesli ve sessizleri ayırt etmemiz lazım. Belirsizlik takısı E, sessizlerde N olur. Normal sessizlerde E, ve bastajın sessizlerde V, sessizlerde ise V şeklinde olur. Evet, bu <laughs> isim halleri e, isimlerden önce gelen edatlarla İngilizce'de kullanılır. E, gösterilir. Türkçe'de bunlar eklerler. Mesela e, de, den şeklinde. Eve, evde, evden, okula, okulda, okuldan, işe, işte, işten şeklinde. Bunlar bu edatlarla, bu edatlar da isimden önce gelirler. Burada bizim ekler isimden sonra geliyor. Mesela at school dediğimizde okulda, at work dediğimizde işte, on holiday dediğimizde tatilde. Evet. Bunları eee Öğrenmekte fayda var. Yani at school, at work, on holiday şeklinde bunları bu şekilde öğrenmemizde fayda var. Okulda, işte, tatilde manasında yeri geldikçe daha sonra kullanılan bu edatları gelecek olan edatları göreceğiz. Evet, şimdilik şimdiye kadar kullandıklarımız at bir de on'du at school okulda at work işte on holiday tatilde. Yani bunların bizim şu anda e a eki gördüğünü, daha doğrusu eee d t d da şeklindeki eki okulda, işte, tatilde bunu da ön, önüne, önünde kullan önünde kullanıyoruz isimlerin bu edatları. Evet, sahiplik sıfatları. Bunlar da sahiplik için kullanılan kelimeler. My, your, his, her, its, our, your, their. Benim, senin, onun, onun. Yani burada erkek için his onun, bayan için her onun, its mesela hayvanlar için bir bir hayvanın şeklinde. Its our bizim yani onun, it's onun ama kastedilen burada eğer onun derken bir hayvansa mesela e, it deriz, bayansa her deriz, erkek ise his deriz bu onun derken. Ama bizim, you sizin veya onların. Mesela my food, your food, his food, her food, its food, our food, your food, their food. Gıdam, Gıdan, gıdası, gıdası, gıdası yani benim gıdam, senin gıdan, onun gıdası, onun gıdası, onun gıdası burada erkek için, bayan için, burada da hayvan için mesela onun gıdası e, yiyeceği. Bizim gıdamız, sizin gıdanız, onların gıdaları şeklinde. Burada aslında benim, senin bunu kaldırsak, Türkçe'de mesela my food, gıdam desek. Bunun tercümesidir aslında. Benim senin illa kullanmasına gerek yok sonunda çünkü ismin sonundaki eklerden eklerle şu ifade ediyoruz. My you his bunları he it's bunları son eklerle. Mesela gıdam dediğimizde my food. Gıdamız dediğimizde our food olduğunu burada gıdamız ekiyle mız ekiyle görüyoruz. Evet. Ama İngilizcede bu e, isim yalın haliyle olur. Buradaki fark bu önüne gelen, bu benim senin manasında olan bu sahiplik kelimeleri de sahiplik ifade eden bu kelimeler, my, you are his, her, its, ava your, ismin yalın halinin önüne konur. Mesela my book, my car şeklinde benim arabam, my bike benim bisikletim şeklinde bunlar yalın halin önüne gelirler. Olumlu bir cümleyi de not ile olumsuz yaparız. Mesela I am a teacher, ben bir öğretmenim veya Türkçe'de bir kullanmasak da olur. Ben öğretmenim diyoruz. I am a teacher, ben öğretmenim veya ben bir öğretmenim. I am a teacher, he is a teacher, o bir öğretmendir. O bir öğretmendir, ben öğretmenim, o öğretmendir şeklinde. Bu olumlu bir cümle. Bunu I am, he is bu kalıpları zaten gördük. I am, he is, he'den sonra is gelir, I'dan sonra am gelir. Bunlardan sonra not arasına girer. I am a teacher, I am not a teacher. He is a teacher, he is not a teacher. Bu da değil manasında olumsuz hale getirir. Ben öğretmenim. Ben öğretmen değilim. O öğretmendir. O öğretmen değildir şeklinde bu cümleyi olumsuz yapar not kelimesi. Evet şimdi de this that farkına bir bakalım. What's this? Bu ne veya bu nedir manasında? What's that? Şu nedir veya o nedir? Bu this bu olarak tercüme edebiliriz. That de şu veya o manasında. Who da kim? Who's this? Bu kim? Who's that? Şu veya o kim? Bu yakın mesafede olan bir kişiyi, bir şeyi. That ise biraz daha uzakta, ileride olan bir kişiyi veya bir şeyi göstermek için kullanılan iki kelimedir. What's this? Yakında olan için bu ne? What's that? Biraz daha uzakta olan veya epey uzakta olan için de şu veya o ne manasında. Who is this? Bu kim? Yakında olan için... Who is that? Şu veya o kim? şeklinde e, mana verir. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitiriyoruz. Bu e, derslerin e, yani bu kuralların özeti şeklinde tekrar ele aldığımız e, derslerin 3. bölümünde e, bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.